Bu videoda merkezi sıfır olan arktanjant 2x'in kuvvet serisi yaklaşımını bulmaya çalışacağız. Merkezi sıfırda olan arktanjant 2x'in kuvvet serisi yaklaşımının sıfırdan farklı ilk 4 terimini, evet bunu bulmak istediğimizi düşünelim. Bu arktanjant 2x'in Maclaurin serisidir ve bu serinin sıfırdan farklı ilk 4 terimini bulacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurup soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Denediğinizi hatta bunun birinci türevini aldığınızı biliyorum. Evet, art tanjant 2x'in x'e göre türevi, bu arada bu küçük bir tekrarda olacak. Bunun türevi art tanjant x'in türevi 1 bölü 1 artı x karedir. O halde bunun türevi de 2 bölü 1 artı bunun karesi yani 4x kareye eşit olur. Sonra McLaren serisinin diğer terimlerini de bulmaya çalıştığınızda bunun türevlerini almanız gerekecek ve bu iş hele ki sıfırdan farklı ilk dört terimi bulmak istiyorsak kısa sürede çok ama çok karmaşık bir hal alacak. Ve bunu gördüğünüzde de merkezi sıfırda olan Arc 2x'in kuvvet serisinin sıfırdan farklı ilk dört terimini bulmak için farklı bir yaklaşıma ihtiyacınız olduğunun da farkına varacaksınız. Evet, çok haklısınız. Buradaki püf noktası bunu doğrudan yapmak yerine bunun kuvvet serisi gösterimini yani bunun ilk dört terimini bulmaya çalışmak. Sonra da ters türev alarak arctanjant tanjant 2x'in kuvvet serisinin ne olduğunu bulmak. Bu arada merkezin sıfırda olmasını sağlayacak sabitin de doğru olduğundan emin olmamız gerekecek. Bu noktada bunun da bizi buraya getireceğinden şüpheleniyor olabilirsiniz. Bunun kuvvet serisini ilk 4 terimini bulmak için bunun da birkaç defa türevini almamız gerekecek ve az önce de söylediğimiz gibi bu pek de kolay bir şey olmayacak. Yine de işin püf noktası bu art tanjant 2x'in türevi 2 bölü 1 artı 4x kareye eşit. Şimdi bunun karmaşıklığını bir miktar düzeltecek yani türev aldığımızda ortaya çıkacak karmaşıklığın bir miktar önüne geçecek başka bir fonksiyon bulabilirsek işimiz kolaylaşır öyle değil mi? Bunun için de kullanmadığım bir renkle evet elimizde bir de gx eşittir 1 bölü 1 artı x fonksiyonu olduğunu düşünelim. Bunun ilginç yanı bakın bu 1 artı x üzeri eksi 1'e eşittir ve bunun türevini almak son derece kolaydır. Görmek ister misiniz? g üssü x, evet zincir kuralını kullanacağım. 1 artı x'in türevi 1'dir o halde eksi 1 artı x üzeri eksi 2'dir. İkinci türev yani g'nin üssü üssü x, eksi 1 çarpı eksi 2, 2 eder, 2 çarpı 1 artı x üzeri eksi 3'tür. Bunun da türevini ele alalım. Eksi 3 çarpı 2, eksi 6 eder, eksi 6 çarpı 1 artı x üzeri eksi 4. Üçünüzden bizim için önemli olan fonksiyon bu değil miydi? Tüm bunları neden yaptık diye geçirdiğinizi biliyorum. Bir saniye daha sabredin hemen göstereceğim. Gördüğünüz gibi gx'in ilk üç türevini kolaylıkla aldık ve buna dayanarak da kuvvet serisinin ilk dört terimini bulmanın oldukça kolay olacağını gördük. Özellikle de eğer kuvvet serisinin merkezi sıfırdaysa, McLaren serisinden bahsediyor olacağız. Bunların sıfırda aldığı değerleri bulalım. G sıfır eşittir 1. Evet, G üstü sıfır eksi 1 ve g'nin ikinci türevinin 0'da aldığı değer. 1 artı 0 üzeri eksi 3 çarpı 2'den 2 eder. Son olarak, g'nin üçüncü türevinin 0'daki değeri de eksi 6. O halde yazıyorum. gx yaklaşık olarak eşittir ilk 4 terimi yazacağım. g0 yani 1 eksi g üstü 0 çarpı x yani eksi x artı g'nin ikinci türevi 0 yani 2 bölü 2 faktöriyel çarpı x kare ki burası 1'e eşit olduğundan bu da x kareye eşit olur. Doğrudan x kare yazayım. Sonra bir de artı g'nin üçüncü türevi sıfır, yani eksi 6 bölü 3 faktöriyel çarpı x üzeri 3 var. Eksi 6 bölü 3 faktöriyel eksi 1'e eşittir. O halde bunu da eksi x üzeri 3 olarak yazıyorum. Ne düşündüğünüzü biliyorum. İşe zor bir soruyla başladın ama sonra kendine daha kolay bir soru yarattın ve şimdi de onun kuvvet serisini bulmaya çalışıyorsun diye düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Tüm bunları neden yaptığımı da merak ediyor olmalısınız. Size işin bir püf noktası var demiştim ya, İşte bu o püf noktası. İşin püf noktası, videonun başından beri ağzımda gevelediğim püf noktası, bunu farklı bir renkle yazmak istiyorum, fx'i 2 çarpı g4x kare olarak ifade edebiliriz, öyle değil mi? x yerine 4x kare koyarsak, 1 bölü 1 artı 4x kare elde ederiz. Ve bunu 1 de 2 ile çarparsak, işte fx'i elde etmiş oluruz. fx eğer buna eşitse de, fx'in kuvvet serisi gösterimi için, ilk 4 terimi bunlar olan kuvvet serisindeki x'ler yerine 4x kare yazmak ve 2 ile çarpmak yeterli olacaktır. Deneyelim mi? Hemen yazıyorum. f yaklaşık olarak eşittir. 2 çarpı 1 eksi x yerine 4 x kare yazacağız. Evet 4 x kare artı bu defa da x kare var. Yani bunun karesini almamız lazım. Artı 4 x karenin karesi bu da 16 x üzeri 4'e eşittir. Bir de eksi x üzeri 3 var. x yerine 4 x kare koyunca bu da 64 çarpı x üzeri 6 eder. O halde fx yaklaşık olarak eşittir. 2 eksi 8 x kare artı 32 x üzeri 4 eksi 128 x üzeri 6. İşte bu kadar. Ufacık bir yer değiştirme yaparak, hiç de zorlanmadan, 2 bölü 1 artı 4x karenin kuvvet serisinin sıfırdan farklı ilk 4 terimini bulmuş olduk. Ve bu da, arc 2x'in kuvvet serisinin türevine eşit. Bunu hemen not edeyim. Arctanjant 2x, f dx'in ters türevine, eşit olacak. Evet, şimdi bir de bunun ters türevini almamız lazım. 2 eksi 8 x kare artı 32 x üzeri 4 eksi 128 x üzeri 6'nın ters türevi. Bunun yerine yaklaşık olarak eşittir işaretini koymam lazım. Ne de olsa seri için bir yaklaşım elde etmeye çalışıyoruz öyle değil mi? Peki dx'i de unutmayalım. Bu neye eşittir? Yaklaşık olarak eşittir. İsterseniz önce sabit terimi yazalım çünkü Maclaurin serisini ya da kuvvet serisini yazarken önce sabit terim yazılır. Bu fonksiyonun 0'da aldığı değerdir. 2'nin ters türevi 2x'tir, değil mi? Artı 2x'i yazalım. Bunun ters türevi. Bir bakalım. X üzeri 3 olacak. Bir de 3'e böleceğimiz için eksi 8 bölü 3 çarpı x üzeri 3. Peki, 32 çarpı x üzeri 4'ün ters türevi. 32 bölü 5 çarpı x üzeri 5 ve eksi 128 bölü 7 çarpı x üzeri 7. Sona çok yaklaştık. Elimizde sıfırdan farklı en az 4 terim var. Hatta bu da sıfır olmadığına göre 5 tane. Ama şimdi sabitin art tanjant 2x için doğru sabit olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Bunun için x 0 olduğunda bunun hangi değeri aldığını bulmamız gerekiyor. Art tanjant 0 neye eşittir? Merkezinin 0'da olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun için de doğru olduğundan emin olmamız lazım. Maclaurin serisi gösterimini yapıyorsak bunu yapmamız lazım. Merkezi 0'da olduğundan, yaklaşımın 0'da aldığı değerin fonksiyonun 0'da aldığı değere eşit olması gerekiyor. Ark tanjant 2 çarpı 0, 0 eder. Bunu 0'da değerlendirdiğimizde ise, geriye sadece c kalır ve bu da c'nin 0'a eşit olması anlamına gelir. X 0 olduğunda, bunun 0'a eşit olmasını istiyorsak, c'nin 0 olması gerekiyormuş. İşte bu kadar. Ark tanjant 2x'in yaklaşık olarak 2x eksi 8 bölü 3 çarpı x üzeri 3 artı 32 bölü 5 çarpı x üzeri 5 ve eksi 128 bölü 7 çarpı x üzeri 7'ye eşit olduğunu bulduk. Daha fazla terim isteseydik az önce yaptığımı devam ettirerek buraya daha da fazla terim ekleyebilirdik. Umarım göze zor gibi görünen bir sorunun aslında hiç zor olmaması sizin de hoşunuza gitmiştir.